Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Gemi turundayız. Kruz gemisi Singapur, Malezya'ya doğru geçiyorum şu anda. Singapur hakkında bilgi vereceğim size arkadaşlar. Singapur'daki sokak hayvanları, sokakta yaşam nasıl ve biraz da Singapur'un genel yaşamı hakkında bilgi vereceğim. Singapur'da arkadaşlar, geçen biliyorsunuz İtalya'daydık. Oradaki Avrupa'daki sokaktaki hayvanlarla ilgili bilgi vermiştim size. Ama şu an Avrupa'daki birçok ülkeyi gezdik. Hepsinin paylaşımları var sizde. Şimdi Uzak Doğu'yu gezeceğim. 10 gün, 15 gün buralardayız. Uzak Doğu'da da Avrupa'daki gibi sokak hayvanları var mı yok mu diye birçok sorular gelmişti. Yazanlar özelden. Şimdi o konu hakkında bilgi vereceğim. Singapur'da arkadaşlar hiçbir şekilde sokakta hayvan göremezsiniz. Ne kedi ne köpek. Hiçbir şekilde yok arkadaşlar. Ve hep şunu merak ediyorduk. Yani Singapur'da her yerde balık restoranları var, fish restoranlar var, mahalle arası restoranlar, hep balık üstüne birçok restoranlar var. Çünkü okyanusta olduğu için Uzak Doğu biliyorsunuz. Ama hep şunu hayal ettik, işte bir balık restoranının kapısında 8-10 tane kedi, işte mahalle arasında balıkçılar var, bir sürü işte suşiciler var, kalamarcılar, karidesçiler, balıkçılar falanlar filanlar. Yani hep bir sokaklarda kedi diye hayal ediyorsunuz ama maalesef hiçbir şekilde ne kedi var sokakta arkadaşlar ne köpek. Yani bizim Türkiye'deki gibi sokak hayvanlarına verilen sevgi, değer hiçbir şekilde yok arkadaşlar. Çünkü nasıl bir yapı var bunu araştıracağız. Yarın Malezya'ya bakacağım, Tayland'a bakacağım, Phuket'e bakacağım. Diğer Uzak Doğu ülkelerin hepsine tek tek gideceğim. Hafta içinde, 10 gün, bir hafta, yani günler içinde size bilgi vereceğim. Eğer oralarda da aynı şekilde sokak hayvanları yoksa, kediler yoksa, köpekler yoksa, bunlar nasıl oluyor da olmuyor? Bunu araştırmamız lazım. Biliyorsunuz Türkiye'de inanılmaz derecede sokaklarda hayvanlar var, başıboş hayvanlar var, kısırlaştırılmamış sokak kedileri, sokak köpekleri gibi birçok sokak hayvanı var. Ve bunlarla alakalı birçok şiddete uğrayan hayvanlar var, tecavüze uğrayan hayvanlar var, şiddet görenler var, işte boynuna ip bağlamış, ağaca bırakılmış, günlerce aç susuz kalan hayvanlar var. Terk edilen hayvanlar var. Yani biz bunların önüne geçmemiz için ne yapmamız gerekiyorsa bunu araştıracağız. Şimdi Avrupa'da hiçbir yerde sokak hayvanı olduğunu gördük. Canlı videolarımız var, paylaşımlarımız var. Bunu biliyoruz artık. Uzak Doğu'da da eğer bu şekilde böyleyse Türkiye'de bu nasıl bu hale gelebilir? Artıları ve eksilerini sizlerle beraber paylaşarak yorumlayacağız. Yani sokak hayvanların olması mı bir ülkede artı olacak? Olmaması mı artı? Sokaktaki kedi ve köpeklerin olması, ekolojik sistemde artısı ne, olmamasının eksisi ne? Şu an Avrupa'nın hiçbir ülkesinde sokakta bir kedi yoksa, köpek yoksa, şu an Singapur'da yok. Yarın Malezya'ya bakacağız, atıyorum Tayland'a bakacağız, Phuket'e bakacağız, Hong Kong'a bakacağız. Yani buralarda da yoksa demek ki bir şeylerde hata var veya bir şeyler farklı. Buna bakacağız arkadaşlar, bununla alakalı yorumlar yapacağız ve bunu takip edeceğiz. Burada da mesela Avrupa'ya oranla Singapur'da arkadaşlar çok fazla sokakta köpek gezdiren göremedik. Yani Avrupa'da birçok kişinin elinde küçük işte Yorkshire'ler, Pomeranlar, işte Poodle'lar görebilirken burada, yani iki gündür buradayız. Yani hiçbir şekilde ben bir veya üç diyelim, yani üçü geçmeyecek adet sayıda sokakta birisinin köpek gezdirdiğini gördüm. Jack Russell gördüm. İki tane terrier vardı bir kişide. Yani bu da yok arkadaşlar. Ve burada birçok şehrini, birçok sokaklarına gezdik. Singapur'da gecesinde, gündüzünde, akşamüstünde, yani bulunduğumuz ortamlar, hareketli ortamlarda, normal standartta yaşayanların olduğu yerleri de gezdik. Üst segment olan mahallelerde de bulunduk. Ama yaşayan toplumda şey yok arkadaşlar. Sokakta veya elle gezilen hayvanlar yok. Burada hep bir çalışma temposu var. Yani İngilizler burada bir sistem kurmuş, Malezyalılar, işte Hintliler gibi vatandaşlar burada çalışıyor. İngilizler de parayı yiyen bir toplum oluşmuş. Yani onun için şu an takip edeceğiz. Yarın Malezya'da olacağız arkadaşlar. Oradaki görüntüleri de çekeceğim. Vaktim olursa şehrin içinden de size paylaşım yapacağım. Sokak hayvanlarıyla alakalı bir gözetleyeceğim. Pet shoplara bakacağız, kliniklere bakacağım vakit oldukça. Yine sizlerle paylaşacağım video. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Sorularınız olursa paylaşın. Bu videomuzda sabah, şu an gemideyiz. Yarın sabah videolar sizlerle beraber olacak. Görüşmek dileğiyle. İyi günler dilerim.